ETV Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar değerli izleyiciler, gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanlığı'nın 180 günlük eylem planı kapsamında hayata geçirilen Biz Anadolu'yuz projesi çerçevesinde Manisa'nın Elazığ'dan misafir edeceği 180 kişilik ilk öğrenci grubu bugün Manisa'ya geliyor. Manisa proje kapsamında 10 grup halinde toplam 1800 öğrenciyi ağırlayacak. Öğrenciler daha önce belirlenen ailelerde misafir edilecek. Projeyi Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı yönetiyor. İçin yapabilirim bir gezi için organizasyon bu aşamada düşünebiliriz yani. Manisa Valiliği Yürütme Kurulu'nca hazırlanan program kapsamında Elazığ Valiliği tarafından Manisa'ya gönderilen 180 öğrenci ve beraberindeki görevliler İzmir Adnan Menderes Havaalanı'ndan karşılanacak. 13-15 Ekim tarihleri arasında 3 gün boyunca ilde olacak öğrenciler, ilk gün Çanakkale Şehitleri Anıtı'nı ziyaret ederek Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde belirlenen iki fabrikayı gezecek. 14 Ekim Cumartesi günü Salihli Sert Ören yeri, Salihli Artemis Tapınağı'nı gezdikten sonra Soma'ya giderek Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret edecekler. Aynı gün Akisar'da Klasik Otomobiller Müzesi, Akisar Müzesi ve Akisar Keskinoğlu Ravika Köy Müzesi'ni gezecekler. Akşam Manisa'ya dönen öğrenciler Magnezya Sineması'nda filmi izleyecek. Misafir öğrenciler 15 Ekim Pazar günü de Sultan Camii, Hafsa Sultan Tıp Tarihi Müzesi, Muradiye Camii, Manisa Müzesi, Ulu Camii ve Manisa Valiliğini ziyaret edecek. Öğleden sonra Elazığ'a dönmek üzere yola çıkacak öğrenciler Adnan Menderes Havaalanı'ndan uğurlanacak. Biz Anadolu'yuz projesi yürütülüyor Türkiye genelinde. Bu kapsamda 50 bin ortaokul öğrencisi Doğu ve Güneydoğu'dan Batı illerine gelip buradaki çocuklarımızla, insanlarımızla kaynaşacaklar. Bize de Elazığ ilimizden 1800 çocuğun gelmesi planlanmış durumda. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Salihli'ye kazandırılacak olan modern pazar yeri ve otopark inşaat çalışmaları devam ediyor. İnşaat çalışmalarını inceleyen Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçede yıllardır çözülemeyen otopark sorununun eski kamyon garajının bulunduğu 18 bin metrekarelik alanda başlayan modern pazar yeri inşaatının tamamlanmasıyla birlikte tarih olacağına dikkat çekti. Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu ile birlikte modern pazar yeri, yeraltı otoparkı ve Bedesten Çarşısı inşaatını gezen Başkan Kayda, çalışmalarla ilgili olarak yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı. Zeki Kayda, çalışmanın tamamlanmasıyla Salihli'nin hayal ötesi modern bir pazar yerine kavuşacağını ifade etti. Bu bölgede modern bir pazar yerini artı otoparkını, üzerinde de düzgün bir Bedesten Çarşısı'nı yapacağımızı sizlerle paylaşmıştık. Bu projeler hayata geçti. O Salihli'nin hemen yan tarafımızda bulunan o karanlık, hizbe, pazar yerinden hem esnafımız kurtulacak hem de Salihli halkı kurtulacak. Projelerimiz bir hayata geçiyor. Görüyorsunuz bugün bulunduğumuz noktada pazar yeri hızlı bir şekilde yükseliyor. Süremiz çok az kaldı. Emin olun bu yılın sonunda, en geç Ocak ayında pazar yerine kavuşacaksınız. Avrupa Birliği Yerel Demokrasi Haftası programları kapsamında lise öğrencileriyle buluşan Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, onların sorularını yanıtladı. Avrupa Birliği Yerel Demokrasi Haftası programları kapsamında Yunus Emre Belediyesi, Manisa Cölerbay Üniversitesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği'nin katkılarıyla etkinlik gerçekleştirildi. İki gün süren etkinlikler kapsamında ilk gün Bağımlılıkla Mücadele Derneği gençleri demokrasi şarkıları söyledi. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE birimi 15 Temmuz Demokrasi Albümü standı açarken, Çağatay Uluçay Ortaokulu da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisini beğeniye sundu. Ayrıca Manisa Cölerbay Üniversitesi Profesör Doktor Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Necmettin Okumuş,
Manisa Cerrahpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim Dalı üyesi Doçent Doktor Rasim Akpınar tarafından gelişen yerel demokrasi için vatandaşların katılımı, istişare ve kararlılığı konulu panel gerçekleştirildi. Etkinliklerin ikinci günü kapsamında Yunus Emre Belediye Başkanı Doktor Mehmet Çerçi, Manisa Kültür Sitesi Lale Salonu'nda ilçede bulunan lise öğrencileriyle buluştu. Kadınların bazı şeyleri yapabildiğini göstermek içinse sadece başka bir şey yapabilirsin. Doktor olabilirsin, mühendis, mimar, avukat vesaire. Öğrencilerle demokrasi konulu söyleşi gerçekleştiren Başkan Çerçi, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Tabii ki de onları da Başkan Çerçi, Yunus Emre Belediyesi olarak halkla sık sık buluştuklarını belirtti. Öğrencilere Yunus Emre ile ilgili şiir okuyan Başkan Çerçi, öğrencileri bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Yunus Emre Günlerine davet etti. Özgüvenine sahip, milli duyarlılığa, devlet millet duyarlılığına ve bilincine sahip, özgüvenli ve idealist vatanperver gençler olması. Önceliğimiz bu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar'da faaliyetlerini sürdüren 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği'ne yapmış olduğu çardak desteğiyle kadınların el emeği ürünlerinin satışında güneş ve yağmurun etkisinden korunarak satışını sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Merve Ateş, Akhisar ilçesini ziyaretinde 8 Mart Kadın Dayanışma Derneği tarafından Vecdi Şentürk Parkı içinde açılan kermesi ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında dernek başkanı Ayşen Uçar'dan bilgi aldı. Ziyarete Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir de eşlik etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi çardak desteğinde bulunmasının ardından yaptığı ziyarette dernek üyelerine bir eksiklerinin olup olmadığını sorarak standlardan alışveriş yaparak dernek üyelerine destek oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen çardaklardan memnun olup olmadıklarını dernek üyelerine soran genç çardaklardan memnun olduklarını öğrendi. Kermeste açılan standları tek tek gezen Mustafa Genç ve Merve Ateş, daha sonra dernek üyeleriyle bir araya geldi. Dernek üyelerinden Yasemin Filiz'in yaptığı basın açıklamasına katıldı. Filiz, açıklamasında talep ettikleri çardakların Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün'e el emeğiyle hayatını kazanan kadınlarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. Yaşasın kadın dayanışması. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, dernek üyelerini Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde ağırladıklarını hatırlattı. Arkadaşlarımıza, kardeşlerimize destek olmak amacıyla yaklaşık 30 tane sandalye, 30 masa, ve 15 tane değil mi başkanım? Evet. 15 tane de çardak olmak üzere arkadaşlarımıza teslim ettik. Umuyorum Akhisar Belediye'mizle birlikte Büyükşehir Belediyesi inşallah yine el ele verir değil mi? Çünkü mesele vatandaşsa hizmetin siyaseti olmaz. Vatandaşa hizmetin siyaseti olur mu? Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Otizm Derneği Otiz İçim Sen de Bir Adım At sloganıyla kermes düzenledi. Sosyal medya üzerinden başlatılan yardım hareketi sonrasında açılan kermeste yer alan ürünlerin satışından elde edilecek gelir otizmli çocukların yararına kullanılacak. Manisa Otizm Derneği ve Manisa Büyükşehir Belediyesi anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Türkiye'nin birçok yerinden sağlanan yardımlarla otizmli çocukların yararına kermes düzenlendi. Kermesin açılışına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yüreğinize sağlık. Ufuk Gökçen ve Sibel Varol Gökçen çifti de sosyal medya üzerinden başlattıkları yardım hareketiyle projeye destek verdi. 53 kişiden gelen yardımların satışından elde edilecek gelir, otizmli çocukların yararına kullanılacak.
Açılış kuyudelesinin kesilmesinden sonra kermeste yer alan ürünleri inceleyen Başkan Danışmanı Nursel Usta Mehmetoğlu, bu anlamlı projenin bir parçası olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör'e göre derneğin faaliyetleri Manisa Büyükşehir Belediyesi sayesinde daha çok insana ulaşıyor. Projenin sosyal medya üzerinde başlayıp Büyükşehir Belediyesi sayesinde farklı bir platforma taşınması projenin mimarı Sibel Varol Gökçen'i de bir hayli mutlu etti. Eğitimde bile hepsinin eşit anlamda eğitim almaları amacımız bu, arzumuz bu, dileğimiz bu. Biz onların adını sesini duyurmak için çıktık yola. Amacımız çocuklarımız için bir şeyler yapabilmek, onları toplumda var edebilmek. İşte toplumda bizim çocuklarımızın da olduğunu ve hayatlarını daha iyi bir şekilde idame ettirmelerini sağlamaktır. Kermes 12-15 Ekim tarihleri arasında Kültür Merkezi Lale Fuaye Salonu'nda açık olacak. Biri otistik demek, diğer bir adı da Asperger sendromu. Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Muharrem ayı dolayısıyla çölyak hastalarının da aşure yiyebilmesi amacıyla glutensiz aşure dağıttı. Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Şehzadeler Belediyesi Glutensiz Hayat Derneği ile birlikte çölyak hastaları için farklı bir etkinlik düzenledi. Çölyak hastalarının da aşure yiyebilmesi için glutensiz aşure etkinliği düzenledi. Manisa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bu yıl ilki düzenlenen etkinlik kapsamında buğday kullanılmadan yapılan aşure etkinliğine katılan vatandaşlara ve çölyak hastalarına dağıtıldı. Çölyaklıların yaşam kalitelerinin yükselmesi amacıyla böyle bir etkinliği düzenlediklerini söyleyen Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan şöyle konuştu. Şu an birincisini yapıyoruz Manisa'da. Sağ olsun Şehzadeler Belediye'miz bununla ilgili bize büyük bir destek verdi. İnşallah Türkiye yayılmasını da bekliyoruz. Çünkü dışarıda aşure yeme şansımız yok. Buğday olduğu için içerisinde. Bir farkındalık etkinliği. Aynı zamanda çölyaklarında dışarıda bir aşure yeme zevkine ulaştırmak istiyoruz. Etkinliğe katılan Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal da bir açıklamada bulundu. Toplum olarak bu hastalığa karşı bilinçli bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi oluşturabilmek için de toplumun bunu sahiplenmesi gerekiyor. İşte bugünkü burada bu glutensiz aşure ve yapmış olduğumuz çalışma halkımızın çölyak hastalığına karşı bilinçlendirme çalışması. Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği'nin başarılı çalışmalara imza attığını söyleyen Glutensiz Hayat Derneği Başkanı Tülin Ünals da başarılı çalışmalarının destekleneceğini söyledi. Çölyak sadece bir yaşam biçimidir, biz bunu göstermek istiyoruz. Lezzet olarak diğer ürünlerden hiçbir fark yoktur aslında. Öte yandan etkinliğe katılan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ da Başkan Şivecan'dan çölyak hastalarına Manisa'daki durumuyla ilgili bilgi aldı. Konuşmaların ardından etkinliğe katılan AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan ve Glutensiz Hayat Derneği Başkanı Tülin Ünal vatandaşlara aşure ikram etti. Kültürel ve sosyal organizasyonların adresi haline gelen fuar merkezi kitap fuarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Birbirinden değerli yazarlarla Türkiye'nin en seçkin yayın evlerini ağırlayan kitap fuarı bu hafta sevilen yazarlar Saadet Koşmaz ve Levent Şıkkı okurlarıyla buluşturdu. Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle fuar merkezinde kurulan kitap fuarı birbirinden değerli yazarları kitapseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Kitap fuarının bu haftaki konukları arasında yazar Saadet Koşmaz ve Levent Şık yer aldı. Usta kalemler okurları için kitaplarını imzaladı. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın merhum başkanı Bülent Koşmaz'ın eşi yazar Saadet Koşmaz,
yazmaya eşinin vefatının ardından başladı. Eşimin vasıtasıyla, vesilesiyle kitap yazmaya başladım. Ve sonra da yazmayı çok sevdim. Zaten gençliğimden beri yazmayı seven bir insandım. Şiirlerim vardı, küçük hikayelerim vardı ama hiçbirini kitaplaştırmamıştım. Basılmamıştı hiçbiri. Vatana adanmış bir ömrün arkasından bu işe ara vermeden tekrar yeni kitabıma başladım. İnşallah ilkbahara bu kitabı da çıkaracağız. O kitabın konusu da kendi ailemizi anlatan, Balkan Harbi'ni anlatan, Balkan Harbi'nde insanların çektiği acıların gerçek hayat hikayelerinden toparlanarak yazılmış bir... O da yayınlanacak. Yayınlanacak inşallah, o da yayınlanacak. Çok az bir bölümü kaldı. Fuarın diğer yazar konuklarından Levent Çık da okurları için imza dağıtan isimlerden oldu. İlk kitabım Camdaki İzler, 2015 yılında piyasaya çıkan bir kitap. Onun içerisinde işte denemelerim bulunuyor ve öyküler var. Hayattan aldığımız çeşitli feyizlerden oluşan kitaplar. Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve işbirliğinde düzenlenen kitap fuarında Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Erdinç Karaköse yazdığı Manisa'da Sanayileşme ve Sosyoekonomik Gelişme isimli araştırma kitabını bu alanda çalışanlara kaynak sağlaması için faydalanmak isteyenlere ücretsiz olarak dağıttı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Erdinç Karaköse de Manisa'da Sanayileşme ve Sosyoekonomik Gelişme isimli kitabıyla okuyucularıyla buluştu. İmza gününe katılan Karaköse kitabını yaptığı çalışmalara kaynak arayan kişilere ücretsiz dağıttı. Karaköse'nin araştırma yaparken ve kitabın yazımı sırasında birlikte yol aldığı mesai arkadaşı merhum Bülent Koşmaz'ın eşi yazar Saadet Koşmaz da Karaköse'yi yalnız bırakmadı. Rahmetli eşim Bülent Bey ile mesai arkadaşlığı yaptılar. Mesai arkadaşlığı derken Manisa için çalışmalarında hep birlikte oldular. Gerçekten Erdinç Bey de Manisa'ya aşık, Manisa'ya gönül vermiş bir arkadaşımız. Bu dolayısıyla Manisa'ya yönelik çalışmalarını hep birlikte yürüttüler. Kitabın yayınlanmasında büyük emeği geçen Aydınlar Ocağı Manisa Şubesi Başkanı ve Şafat Matbaa'nın sahibi Ergun Tuatay, Manisa'ya ve Manisa üzerine araştırma yapacak kişilere bu kitabın ışık olacağını söyledi. Erdinç Bey valilik dönemi, valilik bünyesinde çalışırken Manisa ile ilgili çok güzel bir araştırma yaptı. Manisa'nın sosyoekonomik yapısını çıkartan, sanayide nerede olduğunu, tarımda nerede olduğunu, bunların insanlara nasıl bir fayda sağlayabilecek noktalarda olduğunu anlatmak amacıyla bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın kitaba dönüştürülmesi gerekiyordu. Burada bir miktar eksiklerimiz vardı. O eksikleri tamamlamak amacıyla Erdinç Bey ile beraber çalıştık. Ve bu kitabın ortaya çıkmasında birlikte hareket etmiş olduk. Manisa'ya gönül vermiş Karaköse, kitabının bilimsel bir çalışma olduğunu vurgulayarak Manisa için temel bir kaynak olduğunu belirtti. Araştırma, bilimsel bir araştırma. Manisa'nın Osmanlı döneminden günümüze kadar, 2000'li yıllara kadarki sanayi gelişmesini ve sanayi gelişmesiyle beraber de tarımsal yapısındaki dönüşüm ve sosyal yapısındaki etkilerinin neler olduğunu araştıran, inceleyen bir bilimsel araştırma, verilere dayanan, tamamı verilerle ortaya konmuş, bu yönde açıklanan ve geleceğin nasıl bir şekilde Manisa açısından bir yön alacağını araştırma yönündeki bir çalışma. Manisa ile ilgili bir araştırma yapan, bununla ilgili bir çalışma yapan kişilere bu kitabı karşılıksız, ücretsiz temin etmeyi duyurmak için buraya geldim. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ndeki Manisa Kitap Fuarı'nda kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Manisa Kitap Fuarı Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıtası'nı ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra,
şube müdürleri ve zabıta ekipleriyle birlikte Manisa Kitap Fuarı'nı gezdi, kitap okuma etkinliğinde bir araya geldi. Seçtikleri kitapları özenle okuyan zabıta ekipleri, okuma etkinliğinin ardından kitaplar ve konuları üzerinde görüş alışverişinde de bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, Manisa'nın kültür ve sanat şehri olması yönünde önemli çalışmaların yürütüldüğünü belirtti. Okumaya dikkat çekmek, bir farkındalık yaratma adına dairemiz olarak arkadaşlarımızla hem görevsel anlamda hem fuarı ziyaret anlamında hem de böyle bir etkinlik anlamında böyle bir proje gerçekleştirdik. Yani bu tür etkinliklere dikkat çekmek her zaman için biz kendimize görev atfediyoruz. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Kitap okumak insanı anlamaktır. Bültenimize spor haberiyle devam ediyoruz değerli izleyiciler. Son 4 maçında puan kaybı yaşamayan ve liderlik koltuğuna oturan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Ofspor engelini de kayıpsız aşıp galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, pazar günü saat 15'te Mümin Özkısap Stadı'nda konuk edeceği Ofspor engelini kayıpsız geçmek istiyor. Son 4 maçında 12 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan temsilci, zorlu mücadeleyi kazanarak galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyor. Zorlu randevu öncesi taraftarın desteğini bekleyen Yeşil Beyazlı ekipte hafif sakatlığı bulunan Berk'in dışında eksik yok. Çoktan hak ettikleri liderlik koltuğuna oturduklarını, ancak bunun da kendilerini hedef takım haline getirdiğini iyi bildiğini kaydeden teknik direktör Levent Devrim, "Hepimiz zirveye çıkmaktan çok orada kalmanın daha zor bir iş olduğunun bilincindeyiz. Ofspor iyi bir ekip ancak son dönemde olduğu gibi kendi oyunumuzu sahaya yansıtarak 3 puan almaktan başka düşüncemiz yok. Taraftarımız da bize 90 dakika destek olsun" diye konuştu. ETV Ana Haber Bülteni'nin sonuna geldik değerli izleyiciler. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşça kalın.